Efendim Mustafa tarifler olarak herkese merhabalar. Bugün sizlere artık cips almaya son diyoruz. Çünkü evlerimizde kendi cipsimizi kendimiz üreteceğiz. Çok basit ve herkesin evinde bulunan makarnamızı kızarttığımız zaman aynı cips tadını alacaksınız. Eğer inanmıyorsanız buyurun başlayalım ve sizlere denediğiniz zaman bize hak vereceksiniz ne kadar lezzetli ve bir o kadar keyifli olduğunu. Arkadaşlar bir tencerenin içerisine gelişi güzel makarnamızı haşayabileceğimiz bir su ilave edip kaynamasını baş bekliyoruz kaynayan suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra bir su bardağına yakın makarnamızı içerisine ilave edip güzel bir şekilde gelişi güzel kaynadıktan sonra bir süzgeç yardımıyla makarnamızı süzüyoruz. Süzülen makarnamızın bir mermer ya da bir tahtanın üzerine serip sularının iyice kurumasını bekliyoruz. Gerekirse bir peçete yardımıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık farklı ve lezzetli tarifler attığınız zaman haberdar olmuş olursunuz. Gerçekten bunu yaptığınız zaman doğal ve bildiğiniz cips şeklinde olacaktır. Yaptığınız zaman yorumlar kısmında ne kadar güzel ve lezzetli nasıl bir şey olduğunu bize anlatırsanız seviniriz. Makarnalarımız iyice suyu gittikten sonra bir tavanın içerisine çok az bir şey yağ ilave edip yağımızı kızdırıyoruz arkadaşlar. Bir yandan suyu süzülmüş olan makarnalarımızı bir tepsinin içerisine katıp bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı nişasta olmak üzere ilave ediyoruz üzerine arkadaşlar. Şekilde görüktüğü gibi gelişigüzel karıştırıp bütün un ve nişastanın her tarafına bulanmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bir kaşık yardımı ile iyice hepsi bulamac olsun diye biraz karıştırmamızda fayda vardır. Kızarmış olan yağımızın üzerine yavaş yavaş makarnalarımızı ilave edip kızartıyoruz. Deneyecek olan arkadaşlar inanmayabilir ama denediğiniz zaman gerçekten aynı tadı, aynı lezzetli olduğunu göreceksiniz. Makarnalarımızın rengi dönünceye kadar, güzel bir şekilde çıtır çıtır oluncaya kadar kızartma işlemine devam ediyoruz. Bütün makarnalarımız piştikten sonra bir küvetin içerisine atıp bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber olacak şekilde ve en sonunda da bir tatlı kaşığı kekik olmak üzere üzerine ilave edip güzel bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Bütün baharatları içerisine sin sininceye kadar karıştırmaya devam ediyoruz. daima yapmak isteyeceğiniz bir tarif arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Yapanların eline sağlık. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.